Skyrim'e ilk insan kolonisini kuran ve Nordların büyük saygı duyduğu ilk elf bükücü Ysgramor, genel kanının aksine Tamriel'e ilk ayak basan insan değil, burada yerleşim kuran ilk Atmoralıdır. Yazılı tarihin öncesi olan elf çağında yaşayan Ysgramor'un hayatı efsanelerden ibarettir, dolayısıyla objektif değildir. Atmora'daki şeflerin birbirleriyle olan daimi savaşları ve asırlardır süregelen iç savaştan bunalan Ysgramor ve beraberindeki bir grup insan, daha elverişli iklime sahip olan Tamriel'in Skyrim kıyılarına gelir. Burada Saarthal şehrini kurup yaşamaya başlarlar. Tamriel'daki ilk Atmoralı yerleşkesinin zamanla büyümesi, bölgede yaşayan Kara Elflerini tedirgin eder ve neticesinde Gözyaşı Gecesi diye anılan olay vuku bulur. Bu gecede Kara Elfleri Saarthal şehrini basıp insanları katleder. Katliamdan Ysgramor ve iki oğlu da kurtulur. Onlar da Atmora'ya geri kaçacaktır. Elf tarihçilere göre Atmoralılar elfleri provoke etmiştir. İnsan tarihçilere göre ise elfler insanları yok etme amacıyla saldırmıştır. Provokasyon olsun veya olmasın, Saarthal'daki insan yerleşimcilerin katledilişi gerçektir. Efsanelerde anlatılana göre Ysgramor, iki oğluyla Skyrim sahiline gelir. Yüksek bir tepeden alevin yuttuğu Saarthal'e son bir kez bakar ve gözyaşlarını tutamaz. Sığınmacıların bindiği botlardan sonuncusu kalkmadan önce Ysgramor'un büyük oğlu Yngol, babasının abonoz gözyaşlarını toplayıp yanan şehrin sıcaklığıyla abonozu eritip balta yapar. Okyanusun dalgasıyla da soğutur. Bu baltanın adına fırtınanın gözyaşları anlamına gelen Wuthrad der. Gövdesinde çığlık atan bir elf siması barındıran bu balta, kendisiyle yüzleşme şerefine erişen tüm elflerin canını alacaktır. Atmora'ya dönen Ysgramor burada elflerin ihanetinden bahsedip gönüllülerden oluşan yeni bir ordu meydana getirir. Öldürülen hasımlarının intikamını almak isteyen Atmoralılar bu orduya katılır. Tarih bu orduyu 500 yoldaşlar olarak yazacaktır. Dönüş sırasında çıkan fırtına sırasında filo dağılır. Büyük oğlan Yungol'un komutasındaki gemi batar ve beraberindekiler ölür. Mezar ise Skyrim'in Atmora'ya bakan kıyısındadır. Karaya sağ salim çıkanlar ise Ysgramor'un emirleri kesindir. Karşılarına çıkan tüm elfler öldürülecek veya köle yapılacaktır. Elfler insanlara merhamet göstermemiştir, o yüzden merhamet görmeyeceklerdir. Saarthal şehrinde doğan ve ailesini Gözyaşı Gecesi katliamında kaybeden Ahzidal adındaki kudretli Atmoralı büyücü de Ysgramor'un ekibine katılır. İntikam ve öfkeyle dolup taşan ordu Saarthal'daki Kara Elflerine saldırır ve toprağı elf kanıyla sular. Bu daha başlangıçtır. Elf hakimiyeti kırılsa da Skyrim topraklarında savaş sona ermez. Devlerle yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Sinmur adında bir dev Ysgramor ile savaşır. Hem Atmoralılar hem de devlerin ağır kayıp verdiği bu savaşta Ysgramor baltası Wuthrad ile Sinmur'un sopasını çatlatır ve devi öldürür. Ysgramor komutanlarına Skyrim'in ve Tamriel'in iç kesimlerine gitmelerini, yeni şehirler kurmalarını ve gördükleri elfleri acımadan ezmelerini emreder. Bu gruplardan en meşhuru ve günümüzde de ayakta kalan Akçay şehrinin kuruluşu da böyle gerçekleşir. Mifaryeli ise bu şehirlerin en azametlisidir. Skyrim'in kuzeyindeki Hayaletler Denizi'nden Skyrim'in içine giren Aknehir'in ağzına kurulan bu şehir, Atmora tarzında ve elf kölelere yaptırılmıştır. Ysgramor bu şehri bir nevi savunma amacıyla inşa eder. Nehrin üstünden geçen köprüyle bölgenin iki tarafına bağlantı sağlanıp Skyrim'in içlerine girmek isteyen diğer Atmoralılara bu bölgenin hakimiyetinin kimde olduğu hatırlatılması amaçlanır.